Biz travmalarımızla sevişiyoruz, pek çoğumuz. O travmaları tekrar yaratıyoruz. O travmaları iyileştirmek isterken derinleştiriyoruz. En çok aldatan burç hangisi diye sorsam? Şimdi çok adil davranacağım. Tamam. evlilikte, dostlukta, aşk ilişkisinde. Ben biz dengesi senenin bence en önemli dengesi. Bazen çok sevdiğimizde birini maddi manevi çok fazla şey veriyoruz ve almayı unutuyoruz. Kazık yiyoruz sonunda. Suistimal ediliyoruz, ihanete uğruyoruz, terk ediliyoruz, Bir haritada hangi göstergeler varsa bir ilişkinin toksik olma ihtimali artıyor. Her insanın gölgesi var ve bununla yüzleşmesi gerekiyor. İşte üzerimde lanet mi var, bana büyü mü yaptılar, benim kaderim mi bu? Ben de diyorum ki hiçbiri. E seçimlerimizle biz kaderimizi belirliyoruz. Bir laf vardır astropsikolojide benim alanımda. Kişilik kaderinizdir. 2024 yılı sizin için nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? Umarım cevabınız iyi başladı, güzel gidiyor şeklindedir. Peki 2024 yılında hangi günler şanslı? Bireyleri, ilişkileri neler bekliyor? İlişkiler özelinde konuştuğumuz zaman bir haritada hangi işaretler varsa o ilişkinin toksik olma ihtimali yüksek. Bugün bunları konuşacağız. Birazcık bu ağır gündeme mola alacağız deyim yerindeyse. Astrolog, araştırmacı, yazar, sevgili Barış Özkırış, konuğum Barış hoş geldin. Hoş bulduk Simge. Senin enerjinle. İstedim ki ilişkiler astrolojisi konuşalım. Çok Çünkü da güzel oldu. Çok yorulduk. Evet. Bu ağır gündemden, bu ekonomik krizden, seçim belirsizliğinden hepimiz çok bunaldık. Hepimiz yorgunuz. Evet. 2023'te de çok yorulduk Gerçekten çünkü biliyorsun. Öyle. Zor bir 2024'te biraz devamı gibi zaten 2023'ün yorulduk. Haklısın. Evet. evet. Yani gündem her gün değişiyor. Negatif e, haberler okuyoruz. Evet. Ben de yorgunum herkes evet, gibi. Evet. O yüzden çok hoşuma gitti. Yani ilişkileri konuşabilmek, aşkı konuşabilmek. Değil gerçi mi? toksik aşkı da konuşacağız, konuşacağız tabii olsun. bir yandan. İyisiyle kötüsüyle İyisiyle konuşacağız. Kötüsüyle ama en azından bu seferki programımızda ne bir doğal afet evet, var, evet. ne bir ekonomik problem var. Aynen. Bunların hiçbiri olmayacak. Konuşmayacağız. Önümüzdeki dönem ilk başta bireyler için, ilişkiler için ne getiriyor? Hemen söyleyeceğim 2024'te bütün bir yıl boyunca hı hı. Güney Ay Düğümü Terazi Burcu'nda hı hı. simge. Hı hı. Zaten Temmuz ayında geçmişti 2023 yılında ve bütün 2024 boyunca orada. Terazi zaten ilişkilerle ilgili bir burç. Hı hı. E, hatta diplomatik ilişkiler, siyasi ilişkiler, ülkeler arası ilişkileri de kapsıyor. Ama birey bazında baktığımız zaman insan ilişkileri, ikili ve sosyal ilişkileri anlatıyor ve Güney Ay Düğümü. E, negatif diyebileceğimiz bir gösterge aslında şunu anlatan bir gösterge. Geçmişteki hataları yapma, <gülüyor> geçmişten <gülüyor> ders çıkart ve karma yaratma, Çok kötü güzel. karma yaratma diyen bir gösterge. İlişkilerde özellikle işte adaletsiz davrananlar, haksızlık yapanlar, empati kurmayanlar, karşı, tarafı, karşı tarafın haklarına duyarsız olanlar için zor bir yıl. Ama empati kurabilen, hı hı. karşı tarafın haklarına duyarlı, adil kişiler için zor bir yıl değil. Ektiğimizi biçeceğiz. Ee, öyle bir yıl. Mi? ilişkiler açısından öyle. Aynen. Yani bunu hem dünyada ülkeler arası ilişkilerde göreceğiz hı hı. hem de bireysel olarak ilişkilerde göreceğiz. Ee, daha önceki döngülerine bakıldığında e, güney düğüm terazi geçişlerinin boşanma sayılarında artış görünebiliyor. Çünkü bazı ilişkiler dengesiz oluyorlar ve terazi denge ile ilgilidir. Ve aks olarak baktığımızda terazi koç aksına hı hı. ben biz aksı diyebiliriz aslında buraya. Bu seneki ilişkilerimizde buna çok dikkat etmeliyiz. Yani evlilikte, dostlukta, aşk ilişkisinde, ben biz dengesi senenin bence en önemli dengesi. Yani bir ilişki içinde kaybolmamak hı hı. bireyselliğini koruyabilmek, ama yine bir paylaşım içinde olmak ama asla ve asla kendinden aşırı ödün verilmemesi gereken bir yıl bu. Hani alma verme dengesi diyoruz evet. ya ve hepimiz kaybediyoruz. Mesela evet. ben de birey olarak bunu çok kaybeden biriyim. Yani bunu ne kadar anlatırken Hı. rahat olsak da uygulamaya geldiğinde zorlanabiliyoruz. Bazen çok sevdiğimizde birini maddi manevi çok fazla şey veriyoruz ve almayı unutuyoruz. Hı. İstemeyi o zaman mi, istemeyi mi? unutuyoruz ya da bunu talep etmek bizi utandırıyor. Evet. Gurur yapabiliyoruz. Gerek yok, ihtiyacım yok diyebiliyoruz. Evet. Ama ne oluyor? Denge bozulduğunda aslında bu dünya denge üzerine kurulu olduğu için tabiri caizse kazık yiyoruz sonunda. Suistimal ediliyoruz, ihanete uğruyoruz, terk ediliyoruz. E, i̇lişkinin dinamikleri bozuluyor. Evet. Çünkü dünya Denge dünyası yani. Baktığımız zaman sen de sosyolojiyle çok yakından ilgilisin biliyorum. Yani dünyadaki varoluşa baktığımız zaman en başından beri denge. Evet. Adalet ikinci sırada. Hata bazen hiç yok. Geçen sene yaşananlar gibi hani bakıldığında ama denge çok önemli. Çok doğru. Peki mesela e, ders çıkartmaktan bahsettik ya bu dersi çıkartamayanlara... Ne tavsiye edersin? Şunu sormak istiyorum aslında. Ya işte yine aynı konu geldi beni buldu. Ya da yine aynı tarz biri geldi beni buldu. Hep aynı şeyi yaşıyor gibiyim diyenlere ne tavsiye edersin? Kendim de başta olmak <gülüyor> üzere. <gülüyor> zaman, yani dürüst evet. olacağım burada. Aynen öyle. Düşünsünüz. Şimdi bunu aynen birebir sadece astrolojiden değil kendi üzerimden de örnek aynen. vererek söyleyeceğim. Biz travmalarımızla sevişiyoruz pek çoğumuz aşık olduğumuzda evet. geçmişteki anne babamızla ilgili olan çoğu kez travmalarımızla sevişiyoruz. Ben böyle derim hep öğrencilerime. O travmaları tekrar yaratıyoruz. O travmaları iyileştirmek isterken derinleştiriyoruz. Evet. Çünkü karşımızdaki kişiye geçmişteki travmamızla ilgili bir rol veriyoruz, bir yansıtma yapıyoruz evet. ve sonra o kişiden öyle davranmasını bekliyoruz. Ve ya da öyle bir kişiyi seçiyoruz ya da. Yani mesela babamız bizi değersiz hissettirdiyse, bir kadını mesela değersiz hissettirdiyse, değersiz hissettirecek bir adam seçebiliyor. Evet. Ve o travmasını aslında yeniden yaratıyor. Ve ne oluyor? Derinleşiyor. Bu sefer diyor ki ben lanetli miyim? Bana böyle gelen danışanlar oldu. Evet. İşte üzerimde lanet mi var? Bana büyü mü yaptılar? Evet. Benim kaderim mi bu? Ben de diyorum ki hiçbiri. Çünkü ne bir lanete inanıyorum ben bireysel olarak zaten. Ne büyüye de inanmıyorum dürüstçe söyleyeyim. E, kötü kadere de inanmıyorum. Çünkü kader düz bir çizgi değil. Tabii. Bir sürü olasılıktan oluşuyor ve bir doğum haritasında da binlerce olasılık var. E, seçimlerimizle biz kaderimizi belirliyoruz. Bir laf vardır astro -psikolojide benim alanımda. Kişilik kaderinizdir. Doğru. Kişilik kaderi belirler. Ve yine çok güzel bir ifade vardır sevgili Dane Rudyard'ın, astropsikolojinin babası deriz ona. Olayların başına siz gelirsiniz diyor, sizin başınıza olaylar gelmez çok diyor. Çok güzelmiş. Yani biz biriyle çarpışıyoruz ve beş saniye içinde de aşık olabiliriz. Tabii. Çünkü bilinçaltımız çok hızlı bir e, orada analiz yapıp diyebilir ki tamam bu benim travmama uygun kişi. Ben bununla bir reprodüksiyon yapacağım, travmamı baştan yaratacağım ve iyileşeceğim. Ama tam tersi derinleşir. Çünkü travmayı çözmek için aslında geçmişe dönüp onu yeniden anlamlandırıp iyileşip iyileştikten sonra aşık olmamız gerekiyor. Burada Biz iyileşmeden oluyoruz. Kurtarıcı beklememek önemli değil mi? O kadar aynı düşünüyoruz ki şu anda ayna gibi zaten ikizler yay aksındayız senle. Hep söylediğim bir cümle var öğrencilerime. Forrest Gump filmindeki gibi, hani böyle bir banka oturup <laughs> beklerdi ya, gelmeyecek bir otobüsü beklemeyin derim. Kodoyu kurtarıcı <laughs> yok, Godoy'u beklemek gibi. Yani bir kurtarıcı yok evet. aslında. Herkes kendini kurtaracak. Yani bir beyaz atlı prens de yok. Ya da işte Julia Roberts filmlerindeki gibi, McRyan filmlerindeki gibi. Değil aşk evet. ve sevgi karşı tarafı iyileştirmiyor. O sadece Hollywood filmlerinde olur. Evet, karşı doğru. tarafın iyileşeceği varsa zaten iyileşir. Evet. İsterse bunu e, ve belki beni çok sevdiği için iyileşebilir mesela sevgilim. Ama istemiyorsa ve kendini sevmiyorsa zaten beni nasıl sevsin ki? Böyle bir matematik yok ki kendini sevmeyen kimseyi sevemez. Çok doğru. Burada bir de hani. Kurtarıcı beklemek var. Bir de illa ben onu kurtaracağım demek var. Kadınların çoğu kez yaptığı bir şey bu. Bir Kustuz sürü kadın aşık olup olup yok ben onu evet, bize getireceğim. Evet. düzelteceğim. <laughs> çünkü bu biraz şimdi bu aslında hem biraz kibir hem de iyi niyet. Bak ikisi bir arada bir çok arada enteresan doğru. bir şekilde. Bir yanında ego var. Yani çünkü ben kimim ki birini düzelteceğim aslında. Bu, bu kibir. Diğer kısmı naif. Yani onu öyle bir severim ki Oy. düzelir. Anaç bir şekilde, evet, evet. düzelmez. Yani bunun yüzlerce örneği yaşanmış dünyada bugüne kadar, binlerce. E, kendini sevmeyen birini seversek ve sürekli seni seviyorum deyip pohpohlarsak bu ona hakaret gibi gelir. Çünkü bilinci altında kendini sevmiyor ve ben ona diyorum ki ben seni çok seviyorum. Bu onda çelişki yaratır. İki sonuç ortaya çıkabilir. Ya benden nefret eder, bunu söylediğim için alay ettiğimi düşünür. Ya da madem bu beni seviyor demek ki bu da benim gibi değersiz der. İkisi de çok acı. İkisi de çok acı bir son. Ya çok cepte görür ve değersiz hissettirir, ya da kötü davranır. İki türlü de üzülürüm. Evet. Böyle ki, çok... bu tarz ilişkilerde ben de bizzat yaşadım, üzüldüm tabii ki. Hepimiz üzülüyoruz çünkü şey istiyorsun. Her şeyimi vereyim. Tabii. Bir de ben biraz eli açık bir tipim. Kova yükselen ikizlerim falan para pul pek umurumda değil maddi manevi yapıyorum yani <laughs> yapılmaması gerekeni. Diyorum ki ya ne olacak hani ben de var onda da olsun Hı -hı. İşte bu sorununu ben çözeyim ee, bu borcunu ben ödeyeyim falan Hı -hı. diye. E sonra ne oluyor e, suistimal ediliyorum ihanete vuruyorum terk ediliyorum yani aslında bunu bizzat ben de yaşadım. E, yapmamamız gerekiyor bunu. Hele ki 2024'te bunu yaparsak ayvalar çiçek açar. <laughs> Ayıpla pirincin taşını Açalım. olur daha sonra Açalım. da. Onu söyleyeyim yani. Net. Ki, o zaman 2024'te bizi zorlayacak, bizi sınayacak ön plana çıkacak konular neler? Aslında tam olarak bu terazi koçta tutulmalar da var. Mesela Mart ayında, Nisan Hı -hı. ayında, Ekim ayında. Özellikle Mart, Nisan, Hı -hı. Eylül ve Ekim Tam bu sınavımız. Öyle mi? Ben mi önemliyim? Biz mi önemliyiz? Alma verme dengesi nedir? Bunu göreceğiz. Dünyada bambaşka bir şeyi göreceğiz. Çok kısa söyleyeyim konumuz Hı -hı. olmadığı için ülkeler arasındaki denge, Hı -hı. ortaklıklar, Hı -hı. diplomasi Hı -hı. sınavdan geçecek. Hı -hı. Geçtiğimiz Ekim ayındaki gibi 2023'te de terazi tutulma vardı ve sınavdan kaldı ülkeler. Filistin'de olanlar. Evet. Çünkü orada adil davranmadıkları için e, aslında o sınavdan bütünlemeye kaldılar. Bu sınavın devamı ilişkilerde de Mart'ta var, Nisan'da var, Eylül'de ve Ekim'de var. Yani benim deneyim. gibi dengeyi tutturamayanlar yandılar 2024'te ben sana 4 ayında net var ve bütününde de var aslında. Etkisi herhalde değil mi Etki sürüyor? Etki bütün yıla yayılıyor. O zaman dikkat etmek lazım. Peki kritik gün günler ve şanslı günler aslında. Hadi şanslıları söyleyeyim. Şanslıları üzmeyelim diye tamam, insanları. Tamam, çok Buraya güzel. not aldım telefonuma. Tamam, tabii. Özellikle böyle Venüs Jüpiter Hı -hı. kontaklarını seçtim. Çünkü hem ilişkilerle ilgili hem Hı -hı. şansla ilgili. Harika. Şöyle günler. 24 Mart civarındaki günler. Çok güzel. 25 Mart'ta gerçi bir tutulma var. Olsun. Yine de bu tarih güzel bir tarih. 23 Mayıs civarındaki günler. Hı -hı. 21 Haziran civarındaki günler, 15 Eylül civarı ve 20 Aralık civarındaki günler aşk ve ilişkiler açısından avantajlı görünüyor. Harika. Bunu söyleyebilirim. Harika. Artı eksi? Artı eksi bir hafta bile diyebiliriz. Oo, çok güzel. Kullanabiliriz bu enerji. Aslında şey gibiyiz biz. Aşçı gibiyiz öyle düşün. Bunlar yemeğin malzemeleri. Değil biz bunları kullanıyoruz. Hani pandemide ekmek yapıyorduk ya. <laughs> Hani Nirvana'ya ulaşmak için. Çok güzel. Burada da yemek yapıyoruz. Çok güzel. Peki e, haritadan bahsetmişken bir haritada hangi göstergeler varsa bir ilişkinin toksik olma ihtimali artıyor İşte en sevdiğim soru. Tam kendi alanımdan gelen soru çünkü psikolojik astroloji ile ilgili. Jung'un yaptığı bir tanımlama Hı -hı. var. Meşhur biliyorsunuz Hı -hı. bir psikiyatır, Doğayan. Diyor ki, her erkeğin içinde bir dişil arketip, bir prototip vardır diyor. Hı hı. Bunu anima olarak tanımlıyor. Kadının içinde de eril bir arketip vardır. Hı hı. Bu da animus'tur diyor. Yani bir erkek prototipi. Hı hı. Ve bunu kolektif bilinçaltına falan bağlıyor. Astrolojide bunun karşılığı bir kadının haritasındaki güneş ve Mars, hı hı. bir erkeğin haritasındaki Venüs ve Ay. Bir erkeğin haritasındaki Venüs nasıl bir sevgili seçeceğini belirliyor. Ay nasıl bir eş seçeceğini. Kadın haritasında da Mars cinsellik ve sevgiliyle ilgiliyken Güneş eşle ilgili. Eğer bir haritada Plüton dediğimiz o küçük ama önemli gezegen bu göstergelere zorlayıcı açı yapıyorsa karanlık anima ve karanlık animus çıkıyor karşımıza. Yani kadın Kötücül bir adama aşık olabiliyor. Böyle kendi tehlikeli, iyi olsa da. kendi iyi olsa da böyle tehlikeli, karanlık, karanlık. adeta böyle yer yeraltına ait bir figür gibi birine aşık oluyor. Sinsi, entrikacı, ihanet edebilen. Erkek de Hürrem Sultan gibi birine aşık oluyor. Yani entrikacı yine, e, kıskanç. Ee, patolojik kıskanç olabilir, güç savaşlarına giren, manipülasyon yapan bir kadına aşık oluyor. Ve maalesef Türkiye'de bu kadınlar ve bu adamlar güçlü görünüyorlar. Çok yanlış bir algı var Türk hı, halkında bak. Dikkat et Simge. Ve Şimdi seninle sosyolojik geliyor, bir tespit mi? yapalım. Hı hı. Şimdi Bihter, aşkı memnu. Hı hı. Bayıldı kadınlar. Ne giyiyorsa giydiler, ne takıyorsa taktılar. Hürrem Sultan'a bayıldılar. Ve ne gördüler bu iki kadın tipini güçlü Hı -hı. halbuki değil. Çünkü kim entrika yapar, zayıf karakter yapar. Yani kıskanan, manipülasyon yapan, Hı -hı. entrika yapan karakter, intikam alan karakter zayıf karakterdir. Çok akıllı bile olsa, çok başarılı bile olsa zayıftır. Güçlü kişi ne fazla kıskanır Hı -hı. patolojik derecede. Ne çok fazla kin tutar, hı hı. ne intikam almakla uğraşır, ne entrika yapar, ne de manipülasyon yapar. Direkt Türk konuşur. halkının algısı bozuk. Evet. Patolojik kadın tiplerini diyorlar ki ya işte bu kadın gibi olmak istiyorum. Halbuki o kadın hasta ve zayıf karakter. Ve dünya üzerindeki bütün kötülük dünya tarihi boyunca zayıf karakterlerin yarattığı bir şey. Bu kadar kin öfke, kıskançlık, manipülasyon. Güçlü kişi bunları yapmaz, yapmaz ki. Güçlü kişi yapmaz. kaya gibidir. Durur. Sakindir. İzler. Yani ermiş gibidir biraz güçlü kişi. Hiçbir ermiş Allah aşkına entrika yapmaz. Ya çok da doğru. Manipülasyon ya da kıskançlık yapmaz ki. Yanlış kadınları rol model alıyorlar. Adamlar da Yanlış kişileri rol modeli aldıkları için genç kızlar da buna dahil onları izliyorlar. Diyorlar ki ben bu kadın gibi olmalıyım ve sevgilimi böyle manipüle etmeliyim. Bana telefon almalı, evet. bana işte yüzük almalı, bana kıyafet almalı. Ben kulağa çok hassas biriyim aynı zamanda müzikle ilgilendiğim için bir yerde oturduğumda bütün konuşmaları duyarım. Acayip bir şekilde. Mutlak kulak mı? O kadar değil ama çok hassas. Hı hı. Gözüm hiç iyi değil. Üç numara miyodon. <laughs> Allah oradan almış oraya vermiş. Oturuyorum mesela Taksim'e çok sık gidiyorum. Orada evim var ve bayılıyorum böyle kafelerde. Genç kızlar mesela konuşuyor. Diyor ki ya diyor ne zekisin diyor. Senin enayiye diyor. Telefon aldırdın diyor. Kırk yaşındaki sevgiline diyor. Ben de yapayım bunu diyor. Evet. Çünkü bunu başarı olarak evet, görüyor. Anladım. Şimdi bunu başarı olarak gördüğü sürece. E ne anladım ben o aşktan? Ama galiba zaten e, bu alma deng verme dengesinden bahsettik ya. Şu an iki uçta savruluyor kadınlar benim gördüğüm. Evet. Ya gerçekten çok fedakar ve hayır hiçbir şeye ihtiyacım yok kendi ayaklarımla. Annelerimiz Efendim, gibi bir nevi yani evet, eski jenerasyon evet, gibi. Evet, evet. Evet ya da tam tersi çok sadece alma meraklısı. Evet. Yani zaten hani son dönemlerde medyada konuşulan konuları da düşündüğünde. Hep böyle. Kadın hesap öder mi ödemez mi falan yani böyle iş gerçekten çığırından çıkmış. Daha vaziyette. yeni ben de onu okudum biliyor musun bu sabah ödemeli mi ödemeli evet. reels videolarında gördüm bu sabah ya şöyle bir şey var herkes her şeyi ödeyebilir kadın da ödeyebilir erkek de ödeyebilir yeter ki denge olsun ve iyi niyet olsun, olsun yani karşımızdaki iyi niyetli insana enayi gözüyle bakarsak mutlu olamayız. Bu da karmamızı lekeler değil bu mi? Bu da, yani? da karmamızı lekeler. Evet. Ondan sonra deriz ki niye aşk öldü? Geçen gün birine dedim ki bir takipçime. Aşk öldü Barış Bey. E dedim hepimiz öldürdük evet. demek ki. Yani evet. hani herkes aşk öldü dediğine göre. E demek Vallahi ki herkes sorumlu. Çünkü aşk, aşk soyut bir kavram. Tabii. Yani aşkı yaratan zaten biziz. Evet. Ölüyorsa demek ki biz öldürüyoruz. Çok doğru. Peki dönecek olursak bu... Ee şey konuşurken nasıl konu konuyu açıyor yalnız evet, onu fark ettim şu anda. <laughs> bir anda astrolojiden <laughs> ben... çıkıp hop ayrı bir yere doğru evet, gittik. Olsun çok güzel oluyor. O yüzden Sosyoloji ben astroloji mezunu muydun şimdi öyle hatırlıyorum. Evet, e evet, tabii İstanbul bunun İstanbul çok büyük etkisi var, <laughs> var açıkçası bu sohbette. Harika çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür o yüzden ederim. not ala ilerliyorum. Bu anima ve animus'u konuşuyorduk. Evet. Hı, -hı. Plüton zorlayıcı açıları bunu karanlık hale getiriyor bir haritada. Hı hı, hı. O yüzden bir danışanın haritasına baktığında aslında ben tahmin ediyorum nasıl bir kişiye aşık olacağını ve ona tarif ediyorum. Diyorum ki böyle bir kişi olabilirsin. Dikkat et. Yani burada bir karanlık yön var. Hı hı. Ama diyorum ki bu karanlık yön senin de içinde. Evet, var? Çünkü bir gölge arketipi var Jung'un tanımladığı. Hepimizin bir gölgesi var. Hı hı. Yani bazen aşık olurken Gölgemizi yansıtıyoruz, bazen ideal benliğimizi yansıtıyoruz, çok saygı duyarak, çok hayran olarak aşık oluyoruz, bazen gölgemizden bir parçayı. Yani bağımlılık varsa gölgemizde bir bağımlılığa aşık olabiliriz. Ya da gölgemizde kendimizden gizlediğimiz hırslı, uh -huh. entrikacı biri varsa ona da aşık olabiliriz. Gölgeyle yüzleşmek gerekiyor. Çok önemli bu. Bunu nasıl keşfedecek peki insanlar haritalarında? Şöyle söyleyeyim Jung der ki mesela bir haritaya entegre ettiğimizde bunu Plüton'la çok eşleşir hı hı. tarif ettiği şey. Hı. Jung zaten der ki bunu kendiniz yüzleşmediğinizde dış dünyayı şeytanlaştırırsınız der. Aslında insanların şeytanlarını anlamak için ben onları konuştururum. Sevgililerim ötü kopuyor o yüzden benden. <laughs> Derim ki bana anlat yani dünyayı nasıl görüyorsun kadınları adamları... Eğer böyle işte bütün kadınlar yalancı falan diyorsa kendisi öyledir. Oo, yansıtma değil mi bu? Aynen öyle. Çünkü bir insanın bilinçaltını yansıtarak ölçebiliriz. Rüyalarıyla ölçülebilir ya da yansıttığı konularda ölçülebilir. Zaten testler de öyledir biliyorsun yansıtmalı test. İşte resim çiz, işte burada ne görüyorsun falan gibidir. Bilinçaltın yansır oraya. Ben insanları konuştururum mesela ilk tanıştığımda, genel algıları ile ilgili, dünya ile ilgili işte şey diyenler çok sakat mesela, ben çok dürüstüm. of ne tehlikeli cümle <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yalan söylemem, çok tehlikeli ben de şeye dayanıyorum <laughs> Haksızlığa gelemem. Ya bir sen gelemiyor. Aynen öyle sanki yani. Bir sen gelemiyorsun. Bir tek o. Bir de şu cümle. Ben çok iyi bir evet, insanım kiğim. kıymetimi bilmeden. Evet, <laughs> evet. Ben çok iyi bir insanım. <laughs> çok tehlikeli evet. cümleler bunlar. Evet. Çünkü her insanın gölgesi var. Evet. Hepimizin. dualizm dünyası burası çünkü. Çok doğru. Teklik dünyasında yaşamıyoruz. Evet. Yani teklik dünyasında olsaydık bir insan tamamen iyi olabilirdi. Değil. Klasik edebiyatta kalmış o. Hani eski klasik romanlarda vardır ya romanın başından sonuna kadar iyidir. Evet. Diğeri de baştan sona kötüdür. Evet. Çok gerçek dışı bir şey bu. Evet. Yani her insanın gölgesi var. Ve bununla yüzleşmesi gerekiyor. Çok doğru. Onu söyleyebilirim. Evet, çok hepimiz. Çok doğru. Hepimizin karanlık bir tarafı var. Var. Kiminin damarına basılınca ortaya Çıkar. çıkıyor. Kiminin, kiminin aç kalınca. Çıkıyor. Kiminin ıssız bir adaya düşünce. <laughs> evet doğru. Biliyorsun sineklerin tanrısı diye olağanüstü evet, bir kitap harika. var yani. Hani, e, biz, biz senin ne sonunda şey yaparmışız, zikimize ilgiliyiz ya böyle konulara kitap ve film <laughs> analizlerine geçermişiz <laughs> ama gibi gibi. gerçekten insanları yasaların olmadığı bir yerde bıraktığı zaman tek başına işte o zaman gerçek gölgeleri ortaya çıkıyor. Evet. En masum denilen çocukların. Her insanın yani. içinde bir sadist de var. Experiment diye bir film vardı ve gerçek hı. bir deneye dayanır o. Hı hı. E, psikoloji öğrencilerinin bir kısmını işte e, gardiyan yapıyorlar bir kısmını suçlu yapıyorlar. Gardiyanlar sadist sadist oluyor zamanla. İşkence yapmaya başlıyor. Deney durduruluyor bu yüzden. Çünkü her insanın içinde bir sadist de var. Potansiyel var. Var. Çok doğru. Peki, 14 Şubat'ın haritasını konuşalım mı biraz? Hadi konuşalım. Tam da konumuzla o kadar ilgili Öyle ki. Mi? Çünkü sadist Plüton bitince... vurgusu var. <gülüyor> <gülüyor> tam ya yani nokta atışı diyebilirim sana. Tamam. Çünkü zaten önümde şu anda harita. Tamam. Mars Plüton kavuşumu var 14 Şubat'ta. Tam da Bu iyi bir şey mi? Şimdi İyi ve kötü tarafını ikisini de anlatacağım sana. Ay. Madalyonun aydınlık tarafı şudur: derin tutkular, hı. derin paylaşımlar, inanılmaz bir libido falan anlatır. Bu çok güzel. Hı hı. Ama karanlık tarafı Mars Pluton kavuşumunun: hırs, kin, intikam, saplantı, kıskançlık ve paranoya anlatır. Hı. Şimdi karanlık tarafı çok Yine dolandık. ayıkla pirincin taşını. Evet. Tabii bu sadece ilişkileri etkilemeyecek. Aslında dünyada da çok sıkıntılı bir güne evet. işaret ediyor. Hı -hı. Ama oraya girmeyeceğim. Hı -hı. Şimdi negatif tarafa geçmeyeceğim. Ama mars Plüton kavuşumu önemli bir kavuşum ve hemen yakınında da Venüs duruyor. Aşk duruyor. Yani diyor ki 14 Şubat'a yaklaşan günlerde hırslarınızı kontrol edin. Çok güzel. Aşırı tutkularınızı kontrol edin. Kin tutmayın. İntikam almayın. Güç savaşına girmeyin. Paranoyak olmayın. Harika. Aslında mesaj çok açık. Evet. Ve net. Evet. Bir astrolog için çok net. Tabii evet. de tam. Yani uygularken ben de bunda zorlanabilirim ama. Öyle mi? Hepimiz. Yani çünkü ne yaparsak yapalım. Hayat önümüze bazen öyle bir şey getiriyor ki çok sinirlerimiz zıplıyor. Hı -hı. Öyle mi? danışanlarım var. Evet. Mesela kocasını başka bir kadınla yakalıyor evde falan. Böyle e, insanlar geliyor bana haritalarını analiz ettirmeye ve hikayelerini anlatıyorlar. Evet, evet. Kolay evet. değil. Şimdi adamı yatakta başka bir kadınla e, yakalamış şey diyemez o anda. Ya Barış Özgür'ün sakin olmamı <gülüyor> söylemişti. <gülüyor> diyemez ki. Evet, yani kontrol edemeyebilir duygularını. Evet, evet. Sert bir gün 14 Şubat bu yüzden. Yani ay da koç burcunda günün büyük bir kısmında koç zaten çok ateşli bir burç ve fevri bir burç. Yani şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman e, saldırgan ve fevri olmamamız gerekiyor o gün. Kontrol yani, edemezsek yaşayacağız derken, derken, karakolda bitebilir mi işler? <gülüyor> bitebilir. <gülüyor> Duyarız böyle örnekleri bak medyada. Ben sana söyleyeyim. böyle örnekleri Venüs Retro'da da duyuyoruz mesela. E, bu tarz günlerde de duyabiliriz. Bir de insanlar çok önemsiyor çünkü bu tarz evet, günleri. Evet, evet. Ve sakınan göze çöp batar. Evet. Yani aslında bu kadar da büyütmemek bence lazım. bence etmemek lazım bu sene 14 şubat. Yani şöyle bir ise edilebilir. Hı. Çok derin, çok tutkulu hı hı. ve bu tutku yönetilebilen bir tutkuysa edilebilir. Okay. Ama onun dışında bu tehlikeli bir gün. Yani hırslarını yönetemeyenler için. Ee, seks ve şiddet dürtülerini yönetemeyenler için mesela sakat bir gün diğerleri için okey okay. dünyada da dediğim gibi bunun başka yansımalarını o gün görebiliriz zaten başka konular yani hani değil? terör saldırı Allah gibi Allah korusun, Allah korusun. Evet, evet oraya girmeyeceğim hiç evet Ama çok önemli yani evet. o haftanın pek iyi Biz ilişkilerdeki ben... terörü yönetelim önce. En önemlisi yani en çünkü önemlisi. öbürünü zaten ötekinin bizim... yönetemeyiz. Evet. Yani bireyler olarak ne tedbir alabiliriz ki? Hiçbir şey yapamayız. En Bak, fazla hani Taksim'de bomba patladığında oradaydım çünkü evim orada ve İstiklal Caddesi ne üzerinde. Hiç. Allah'a emanet. Sadece bir gün önce arkadaşımla yürüyorduk. Artık bana bir his mi geldi nedir bu astrolojik dedi. Ya bir şey olacak galiba. yarın burada dedim. benim biraz öyle hislerim arada var. Ama haritaya bakmadan söyledim. Açıkçası 2018'de hani pandemi yazdığım kitap var ya. Onu da rüyamda görmüştüm kitabı ve kitabın ön sözüne rüyamı koydum. Yani bir rüya sonucu o kitabı yazmaya karar verdim. Ben biraz tuhaf bir tipim. Bir sezgisel, sezgisel, tipim. Sezgisel, sezgisel bir tipim. Ama bunu hissetmeme rağmen hiçbir şey yapamadım. Evde tabii oturuyordum. Tabii. Büyük bir gürültü duydum ve korkunç şeyler oldu sonra biliyorsun. Evet. Ne yapabilirdik yani ki ama zaten. Hiçbir şey. Evet, evet. Hiçbir şey ama kendimizi yönetebiliriz. Kendi hayatımızda mümkün, mümkün olduğunca. Kendimizi mümkün olduğunca. Evet, Yani bize verilmiş olan özgür irade aslında sadece kendimiz için işe yarıyor. Evet, evet çok doğru. Çok doğru. En azından kendi Bir başkasını hayatımızda... da yönetemeyiz çünkü. Kimse ne çocuğunu yönetebilir ne kocasını yönetebilir. Evet. Bu bir ilizyon. Herhalde şu ilizyonu <laughs> kurtulmak lazım değil mi? Evlenince değişir. Ben Büyük olayım. bir yalan. <laughs> Var ya en çok duyduğum cümleler bunlar. Özellikle akrep kadınları dönüştürmeyi sever. Dönüşüm kendine dönük bir enerjidir. Tabii o yani, istemezse. Yani yumurta olmaz. içten kırılırsa civciv dışarı çıkar. Dıştan kırdığımızda ne olur? Ölür. Yani adam istemiyorsa istediğin taktiği uygula. İstediğin kadar sev, manipüle et. Hiçbir işe yaramaz. yaramaz. Bir, bir noktada iş. yine patlar değil patlar. mi? Patlar. Peki 14 Şubat haftasının etkilerini konuşalım. Hafta ha, madem olarak biraz... da bakıldığında, <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sen beni artık tanıdın ben çok negatif şeyleri söylemeyi pek sevmeyen evet. biriyim anladın evet. artık evet. beni. Şimdi hafta olarak bakıldığında da bu mars plüton etkisi aslında zaten bütün haftaya yayılacak olan bir etki. Hı hı. Yani günübirlik bir etki değil hı. bu. O yüzden hafta olarak da aslında riskleri açık hani kaza, bela, şu, uh -huh. bu uh -huh. şiddet açık bir hafta. E yani riskler var. Mesela 10 Şubat'ta hani ağzından çıkanı kulağın duysun diyen bir etki var. İşte. Abartma, uh -huh. aşırı olma diyen bir etki var. 13 Şubat'ta Mars Kova'ya geçiyor. Hemen bir gün öncesinde Kova da çok özgürlükçü bir burçtur. Uh -huh. Yani birey olmak ister. E bu sene zaten ilişkilerde birey olmayı beceremeyenler aslında ilişkileri bence yürütemeyecekler. Çok iddialı bir şey söylüyorum evet, baksana yani. Gerçekten bu kadar iddialı bir şey söylüyorum çünkü bu sene birey olamayanların ilişkilerini yönetemediklerini göreceğiz. Birey olamayanlar çift de mi olamayacak. Çift de olamayacaklar. Çünkü önce kendimizle olan ilişkimiz şunu unutmayalım. Hmm. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu ruh bu bir bedenin içinde. Bedenimin içinde iki ruh yok. <laughs> yani ve bu yolculuk tek kişilik bir yolculuk. Tekamül yolculuğu. Evet. Yanıma tabii ki bir sevgili gelebilir, bir dost paylaşırım. Ama tek kişilik yolculuk. Evet. Birey olamazsam, kendimle olan ilişkimde dengeli olamazsam, karşı tarafa ne verebilirim ki? Hiçbir şey veremem. Ya da o bize ne verebilir? Ya da o bize ne verebilir? Evet. Hele ki şu, bazı kadınlar söylüyor, hatta pek çok kadın söylüyor bana bunu. Erkek yoksa eksiğim. Erkek beni tamamlıyor. Çünkü maalesef, bir sosyolog olarak çok iyi biliyorsundur asırlar boyunca kadına sen eksiksin denilmiş. Evet, evet, evet. Bir erkek seni tamamlayacak denilmiş. Kadının artık genetik koduna işlemiş bu bilgi. Kimse eksik falan değil. Tabii. Herkes kendi içinde bir bütün, mükemmel bir sistemimiz var. Tabii ki dışarıdan su, yemek gibi ihtiyaçlarımız var ve sevilmek, paylaşmak gibi ama Hiçbirimiz eksik değiliz. Bu çok doğru. Bu yaratılışımıza bir hakaret olur. Biz eksik değiliz. Biz sadece tekamül eden canlılarız. Evet. Gelişmesi gereken ruhen, manevi yönden, insanı kamil olması gereken canlılarız. Evet. Zaten onu olamazsak yaratık oluyoruz. Çünkü hayvan da olamayız. Tabii. Çünkü hayvanın kendine özgü bir doğası Tabii. var. O da öyle doğdu. Yaratık oluruz yani evet. o yüzden. Bu tek kişilik bir yolculuk ve en önemli ilişkimiz kendimizle olan ilişkimiz. Evet. Orada da herhalde arada bir durup iyisiyle kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle, günahıyla, sevabıyla insanın kendiyle yüzleşmesi lazım. Kesinlikle. Kaçınmaması lazım. Yalnız kalabilmeyi bilmesi lazım. Evet, evet. Yalnız kalabilmek çok önemli bir şey. Bence, evet. Bazı kadınlar görüyorum bana gelen diyor ki bir ilişkin bitti hemen yenisine başladım. O bitti dedim ki bir mola Evet. bir kendine dön bir kendinle olan ilişkini gözden geçir. Sen kimsin? Niye buradasın? Varoluşunun amacı nedir? Hı hı. Ya da tek Çünkü kendini bir kendini gerçekleştirmek kavramı var biliyorsun psikolojide. Yetinemeyenler de var. Yani bir ilişki bitip diğerine geçenler var. Hatta aynı anda yapan. Bir de işte aynen hani tek partnerle yetinemeyip. Sana diyeyim. çok net bir şey söyleyeyim mi? 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kadınlar da aldatıyor. Tabii ki. Ve belli etmiyorlar. Şimdi erkek çok çabuk belli eden bir canlı türü aldattığı zaman. Çünkü onunla gururlanıyor falan bir şeyler. Gizleme ihtiyacı duymuyor ki. Gizleme ihtiyacı duymuyor. Kadın aldatıyor ve çok iyi gizliyor. Yani pek çok çalıştığım kişi de danışanım da şahit oldum buna. Yani bana anlatıyorlar. Ben zaten orada yargı mekanizması değilim. Tabii. Ben sadece bir astroloğum o sırada dinliyorum. Haritayı analiz ediyorum. İşim bu. Ama anlatıyorlar yani ve de çok böyle yakın e, e, kişilerle işte kuaförle falan filan gibi ya da kızının bir arkadaşıyla falan gibi gibi örneklerde var. Doğru. Yani bir gün bir kitap yazsam no name hani hiç isim Tabii. vermeden bir kitap yazsam. Çok tatar. <laughs> skandal bir kitap ortaya çıkar. Evet. Öyle diyeyim sana. Çünkü e, şimdi ben diğer astrologlar biraz daha biliyorsun şeydir, klasikçidir. Daha işte hani öngörü, kehanet falan. Ben biraz daha işin psikolojik kısmına da girdiğim için Tabii, bana çok fazla orada hikaye anlatıyorlar. Ortaya çıkıyordur eminim. Yani o yüzden bir kitap yaz Tabii ki yazmayacağım böyle bir kitap. Ama hakikaten skandal bir şey ortaya çıkar. Öyle <laughs> diyeyim sana. En çok aldatan burç hangisi diye sorsam. Şimdi çok adil davranacağım. Tamam. Ee, cinsellik aksı astrolojideki hı hı. boğa ve akreptir. Hı hı. Ama aldatmak simge özgür iradeye bağlıdır. Burca değil. Harika. Hani bibidosu güçlü diye sorsan mesela derim hı. ki akrep ve boğa derim sana. Hı. Çünkü cinsellik aksı. Ve akrep bütünlüğe ulaşmak için sevişir. Boğa ise haz almak için sevişir. Mesela böyle bir sembolizmi var. Ama aldatır... Bence hepsi aldatabilir bütün burçlar. Flörtöz dediğimiz burçlar tamam, var. Harika. Mesela, mesela ikizler. Hı. Konuşmayı çok sever, yeni insan tanımayı çok sever, flört etmeyi çok sever ama bu bir ihanete gidecek demek yine İyi, değil çok aslında. Hı -hı. E, ama konuşkan. Hı -hı. Hava burçlarında bunu görürüz aslında. Terazide mesela hı -hı. konuşkandır, sosyaldir, kova da öyledir. Ama libidosu çok güçlü değildir mesela kova burçlarının. Libidoyu çok ifade etmez. Yani sapyoseksüel diyebileceğimiz bir yerde durur kova mesela daha çok. Ama demin dediğim gibi aldatma tamamen karakterle ilgili. Onu sana söyleyeyim net yani. Peki en flörtöz dedik ikizler için en sadık yani gözü sevdiceğinden başka görmeyen. Yormayan... Çok sahiplenen burçlar var. Boğa, hı hı. libido burcu olmasına rağmen çok sahiplenen bir burçtur mesela. Oğlak çok işkolik ve iş odaklı olduğu için evde Birini sahiplenip o kişinin sabit durmasını isteyebilir. Evet. Yani toprak burçları bu konuda biraz daha iyiler. E, toprak bu sahiplenme işte. toprak. Toprağın kendisi gibi değil mi? Aynen öyle. Daha hani daha güvenilir, sadık. daha sabit, daha sadık diyebilirim mesela Harika. toprak burçları için. Peki e, çalışkanı sorayım aslında bir oğlak demiş e, olduk. Oğlak ama. ve başak kesinlikle. Hmm, yani sadık. disiplin, çalışkanlık, sabır, azim. Harika. E, bu burçlarda daha fazla var. En risk almayı seven? Yay. Senin burcun. Evet. Bayıldığım ben... bir burç. Çünkü ben çok risk almayı sevmeyen biriyim. Yay kadar. Tabii safkan bir yaydan bahsediyorum. ve Her yay böyle olacak. Değil tabii ki ama. Risk almaya bayılır. Genelde hayatında bir kez iflas etmiş kişilerin çoğu yay ya da yükselen yaydır. 15 yıllık kendi deneyimime dayanarak söylüyorum. Genelde bana bir yay ya da yükselen yay geldiğinde hep şey soruyorum hiç iflas ettin mi diyorum. Çünkü bayılıyor risk almaya. Yani bu hayatı bir macera olarak görüyor. Sen de seviyor musun? Severim. Gözümden ben anladım. Bir ara şey diyordum hatta. Risk benim göbek adım diye. Yay. <laughs> 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 Peki en ihtiyatlı, en garantici bu. O burada da boğa derim mesela. Hmm. Çok garanticidir, çok konfor alanındadır. Öyle mi? Değişimden ve riskten. Hoşlanmaz, Hoşlanmaz. pek. Risk almayabilir o yüzden. Çok güzel. Peki e, en evcimen? Yengeç. Buna, bir, buna emindim. Böyle Emindin edeceğine. değil mi? Yani evet. çünkü yengeç zaten hani kendi kabuğunun içinde duran, kendi konfor alanında duran, sevdiklerini de orada tutmaya çalışan bir enerji. O yüzden yengeç. Peki en... Enerjik durduğu yerde duramıyor. O ikizler derim Değil buna. Mi? O da senin Burcu. Ee, benim yükselenim kova yükselen ikizlerim hiç duramıyorum yerimde. Yani o yüzden demin konuştuğumuz gibi program başlamadan pandemi benim için bir evet, Çin işkencesiydi. Evet. Gerçekten zaten Çin'de de başlamıştı. Gerçek bir Çin, Çin işkencesine işkencesi dönüştü. Ah. Yani ikizlerdir. Koç da çok dinamiktir ama Hı -hı. mesela Hı -hı. sabırsızdır, Koç. çocuksudur, hareketlidir. Harika. Ama ikizleri hiç yerinde tutamayabiliriz. Aslında yay da hareketlidir Hı -hı. genel olarak. Harika. Ama en çok ikizler kapı kapı gezebilir. Hele dedikodu seviyorsa öyle ikizler burçları da var tabii aslında yapmamaları gerekiyor. Kapı kapı. Ha. Böyle bir günde bazı Ona da gider buna da gider. var. Var evet evet kapı kapı gezebilir. Harika. En iddialı. Aslan. Hmm. Yani kendini en çok göstermeyi seven, ben buradayım demeyi seven aslan. En cesur? Vav wow, bu çok iyi soru. Çünkü cesaret aslında yine biraz kişinin kendinden de gelen bir şey ama birkaç isim hı. vereceğim. Koç. Hı hı. Hiç düşünmeden kendini bir olayın içine atabilir, sonuçları bile hesaplamadan. Çok güzel. Akrep. Hı hı. Kafasına bir hedef koyduğu zaman stratejik olarak. hı. hı. Yayları cesur bulurum. Hmm. Yine risk alabildikleri için buradan çok burç çıkartırım aslında. <laughs> Çünkü mesela yengeç de sevdikleri için çok cesurdur. Galiba her burç kendi aslında. E, Alanı hedefiyle, ile kendi alanıyla ilgili cesur olabiliyor. Çok güzel. Mesela bir yengeç de çocuklarını korumak için çok cesur davranabilir. Çok güzel. Bir oğlak kariyerini korumak için çok cesur davranabilir. Çok güzel bir bakış açısı evet. Peki en böyle demin senin dediğin gibi kitabın ortasından konuşan <laughs> dobra böyle insanın gözünün içine bakarak düşündüğünü söyleyen. <laughs> Oo, bunların arasında ateş burçları önde. Koç, yay. <laughs> Hatta artık patavatsızlığa varacak <laughs> kadar. Dan diye söyleyebilme özelliğini diyeyim sana. Boğa söyleyebilir. Hı hı. Onun dışında kova söyleyebilir. Hı hı. Ve bu şok edici bir şekilde söyleyebilir kova. Bir de hani böyle uranüsiyen bir enerjide olduğu için çat diye. Hiç beklemediğin anda. Hiç beklemediğin anda. Ben bunu yapıyordum geçmişte artık yapmamaya. Mesela sevgilime şey diyordum. Sevmiyorum şu anda seni diyordum. Çünkü hani gün içinde değişir ya. Sabah öyle akşam. <laughs> bu galiba hmm. bir ikizler Chat <laughs> diye de söylüyordum şimdi söylemiyorum. Çünkü beni manyak sayıyorlar ondan. Sonra. Diyor ki ondan sonra bu dengesiz manyakla benim ne işim var. Doğru. O yüzden susuyorum artık. Son <laughs> en karizmatik. Wow, çok iyi soru. Akrepler çok karizmatik olabiliyorlar. Harika. Gerçekten çok gizemli ve çok karizmatik olabiliyorlar. Balıktan bahsetmedik. Balıktan bahsetmedik. İşte en Hem duygusal. de sevgilimin burcu şimdi ne desin? <laughs> en duygusal. İçi beni dışı seni yakar Öyle. diyeyim. Kitapta çok duygusal balık. olarak geçiyorlar. Evet ve öyleler. Ama iki tip balık var. Hı hı. Balık çift vücutlu burçlardan. Öyle mi? Aynen öyle. Sembolizm olarak da öyledir. Aa, doğru. Bir, Böyle bir üstten bir, bir alttan şey var. Bir var. Gayet masum, naif. Hı -hı. Bir de köpek balıkları var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü bazı balıklar kurban rolünü oynayarak, kendini acındırarak e, karşı tarafı suistimal edebiliyorlar. Ve manipülasyon çok iyi yapabiliyorlar. Bunun üzerinden kurban rolünden. Evet. Bir de gerçekten naif balıklar var. Yani çok iyicil, sevgi dolu, merhametli, fedakar. Yani mesela o yüzden en fedakar balık diyebilirim mesela böyle bir şık oluştursaydık. Ee, ama her balık değil demin dediğim Hı. bazıları da süper bencil. işte o karanlık balık, tarafı. Karanlık tarafı değil mi? Evet. Harika bir sohbet oldu. Çok Dileşim'de, teşekkür ederim. Çünkü doğru sunucu olunca, hem doğru moderatör edelim. olunca karşımda. Biliyorsun demin zaten söyledim sana bir de panik atak problemi olduğu için zaten herkes de yapamıyorum da. Evet. Hem çok sükunet veriyorsun karşı çok tarafa. teşekkür ederim. Hem de çok bilgilisin. Çok teşekkür bunu Söylemeden Senden edemeyeceğim. Senden duymak çok kıymetli. Çünkü bir meslektaşız aynı zamanda, aynı zamanda da, da. Sosyoloji evet. dolayısıyla. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Dinleyen ediyorum. Bilgileyen herkesin e, bence iyi hissettiği, e, not aldığı ve hem kendiyle hem böyle partneriyle ilgili düşünmesini sağlayacak bir söyleşi oldu. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese aşk dolu bir sene diliyorum. Bir başka evet. videoda görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere.